Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ahşapler, Ahşap Sanayici ve Profesyonelleri Derneği'nin hazırladığı toplantılar serisine bu akşam değişik bir konuşmacıyla devam ediyoruz. Kendisi hem TSE'de uzun yıllar görev yapmış, hem de Kalbir Kalite Birliği Derneği'nin başkanlığını ve Milli Ses Ver Projesi'nin kurucularından. Hem bu akşam kendisini tanımış olacağız, hem Kalbir'le ilgili bilgiler alacağız. Çünkü çok farklı çalışmalar da yapıyorlar takip ettiğimiz kadarıyla. Hem de kafamızdaki her şeyi sorma imkanı bulacağız. Mustafa Bey, buyurun, sözü size vermiş olayım. Hem Mustafa Karaman kimdir? Kalbir'le birlikte neler yapıyorsunuz? Onları sizlerden dinlemiş olalım. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum tüm katılımcı arkadaşlara. Başta Ahşap Der Başkanı Erkan Bey'e ve tüm yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu akşam sizlerle birlikte kalite üzerine bir değerlendirme yapmamızı Sayın Kalapat bizden istedi. Biz de tabii ki bunu seve seve kabul ettik. Bizim işimiz kalite, aşımız kalite, aşkımız kalite, sevdamız kalite. Zaten mesleğimiz de kaliteci. Ben 29 yıldır halen Türk Standart Trensü'nde görev yapıyorum. Türk Standart Trensü'nün her kademesinde görev yapan birisiyim. İl Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Bölge Koordinatörlüğü olarak görev yaptım. Şu anda son 5 yıldır da Bursa Organizasyonu'nun en son Bölge Müdürüydüm. Şu anda baş araştırmacı olarak yine TSE'de görev yapıyorum. Yani Türk Standart Trensü'nün kadrolu bir personeliyim. Tabii bizlerin kamu kimliğiyle beraber ifade edemediğimiz bir dizi hususlar var. Bunları toplum yararına, devletin lehine, milletin lehine ama asla devletin ve milletin aleyhine olmamak üzere toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme, topluma mesajlar verme, kaliteli yaşam, kalitenin tanımı, kaliteli hayat tarzı, kalitenin ile ilgili yaşanan sıkıntıları da topluma bilgi aktarmak üzere bizler 2009 yılında 29 gönüllü kaliteci, Bursa'da bulunan 29 gönüllü arkadaşımızla birlikte bir sivil toplum kuruluşu kurduk. Adına da Kalite Birliği Derneği dedik. Ama öyle bir sivil toplum kuruluşu biz kuralım ki Türkiye'de eşi benzeri olmasın dedik. Biz 29 arkadaşla beraber 2009 yılında yola çıktığımızda biz yolculuğumuzun başlangıcını sadece resmi olarak Dernekler İl Müdürlüğü'nde derneğimizi kurarak başladık ve kamuoyunun önüne 2011 yılında çıktık. Biz şunu iddia etmiştik. Demiştik ki biz öyle işler yapmalıyız ki bugüne kadar Türkiye'de bu işler yapılmamış olsun. Biz öyle şeyler konuşmalıyız ki bugüne kadar bu şeyleri Türkiye'de kimse konuşmamış olsun. Biz öyle projeler oluşturmalıyız ki bugüne kadar bu projeler hayata geçmemiş olsun. Ve biz öyle bir dernek tüzüğü hayata geçirmeliyiz ki bugüne kadar on binlerce, yüz binlerce ülkemizde bulunan derneklerine bizim derneğimiz farklı olsun demiştik. Farkımız şuradaydı. Biz bağış kabul etmez, gelir getirici faaliyet içinde bulunmaz ibareleriyle beraber tüzüğünde yer almış bir sivil toplum kuruluşunu 2009 yılında hayata geçirdik. Biz 2009 yılında kurulduktan 2 yıl sonraya kadar çok ince detaylı çalışmalar yaparak Bursa'dan Nilüfer ilçesinde 70 tane devlet okulunda kalite çalışması yaptık. Bunları tamamıyla ücretsiz gerçekleştirdik. 70 okulda on binlerce öğrenciye biz kalite ile ilgili bir tüketici bilinci, kalitenin temel tanımları, kalite ile ilgili hususları anlattık, konferanslar verdik. Bu 70 okulun her sınıfına, her yaş grubundaki öğrencisiyle erişim sağladık. Milli Eğitim'in izniyle bunları yaptık. Biz yine o dönemde bu 70 okulu kapsayacak şekilde daha pandeminin adını bizler bilmezken, pandemiden bahsedilmezken 2009 ile 2011 yılları arasında biz okullarda hijyen eğitimleri verdik ve el yıkama eğitimleri verdik. Uludağ Üniversitesi'nin çok deneyimli akademisyenlerinin liderliğinde Profesör Doktor Mustafa Tayyar'ın başkanında kurmuş olduğumuz hijyen sağlık grubuyla beraber biz okullarda öğrencilerimize hijyen eğitim verdik. Yani biz okullarda öğrencilerimize temizliği, hijyeni, kaliteyi 2009 yılında kurulduktan sonra anlattık ve yaklaşık 20 bin öğrenciye sertifika verdik. Şu anda üniversite mezunu olan veya üniversiteye giden birçok öğrencinin evinde veya çalışma odasında kalite birliğinin tanzim etmiş olduğu ve imzalanmış olduğu hijyen sertifikaları bulunmaktadır. Bunları yaptık. Daha sonra bu 70 devlet okulunun
uluslararası geçerli olan TSE ENISO 9001 yönetim sistemleri kapsamında belge almaları için ön ayak olduk, öncü olduk, bunlara yardımcı olduk, ücretsiz danışmanlıklar verdik ve 2011 yılının Kasım ayında Bursa'da çok büyük bir tören icra ettik. O törende de 70 devlet okulundan 35 tanesinin Türk Standartları Enstitüsü'nden belge almasını sağladık. Bu neyi getirdi? Bu milli eğitimde kaliteyi getirdi. Bakın yine sözlerin başında ifade etmiş olduğum gibi biz o dönemde şunu yapmıştık. Demişti ki biz gelir getirici faaliyet içinde bulunmayacağız. Biz bağış kabul etmeyeceğiz. Bu bahsettiğim veya sizlere arz etmeye çalıştığım bu Nilüfer Sosyal Sorumluluk Projesi adı altındaki projeden hiçbir okuldan bir TL para almadan, hiçbir okuldan hiçbir beklenti içinde bulunmadan konferanslar verdik, danışmanlık hizmetleri yaptık, eğitimler verdik. Hatta ve hatta bu 70 devlet okulundan 35 tane öğretmenimizi, yani devletimizin eğitimcilerini seçtik. Bunlara ücretli, ücretin de kalite birliği sponsorları tarafından ödenmek şartıyla bu öğrencileri, bu öğretmenlerimize biz tetkikçi belgesi aldırdık. Yani uluslararası geçerli olan ve 5 gün devam eden tetkikçi eğitimlerinden geçirdik ve bunları belgelendirdik. Bunları biz niye yaptık? Bunları biz neden yaptık? Kalite Birliği bu işleri niye ücretsiz yapıyor? Kalite Birliği neden bu işlere gidiyor diye bize her zeminde, her yerde bu sorulara karşılaşıyoruz. Bizim bir önceki dönem başkanımız olan, şu anda da onursal başkanımız olan Profesör Doktor Erkan Işıkçok hocamıza bir televizyon programında sunucu arkadaşımız bu soruyu sordu. Bu soru sizden de gelecektir. Yani amacınız nedir? Beklentiniz nedir? Hedefiniz nedir? Siz kimsiniz? Niye bunları yapıyorsunuz? Ya arkadaş olur mu yani? Türkiye'de böyle şey olur mu? Evet arkadaş olur. Türkiye'de böyle şeyler de olur. Çünkü Türkiye'de devletini, milletini seven insanlar vardır. Bunların sayısı küçümsemeyecek şekilde değil ve biz bunları temsil ettiğimize inanıyoruz. Erkan hocamıza televizyondaki sunucu arkadaşımız şu soruyu sordu. Hocam bu kadar şey anlattınız. Yani ben bunları sadece belki 20'de birini anlattım şimdi size ama sorudan başlayalım. Bu kadar şey anlattınız. Bütün bunları ücretsiz yaptığınızı ifade ettiniz. Neden bunları yapıyorsunuz dedi. Şu an onursal başkanımız olan Profesör Doktor Erkan Işıkçok, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi olan başkanımız dedi ki bizi bu devlet yetiştirdi. Bizi bu devlet okullarında ücretsiz olarak eğitti. Biz bu milletin bağrından çıktık. Bizim bu devlete ve bu millete vefa borcumuz var. Biz vefa borcumuzu ödüyoruz. İşte kalite birliği, Sayın Kalafat sordu ya kalite birliği ile ilgili neler yapıyorsunuz? Kalite birliği, bu millete ve bu devlete karşı olan vefa sorumluluğu yerine getirmek için bir dizi, bir dolu sosyal sorumluluk projeleri yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu sivil toplum kuruluşunun diğer sivil toplum kuruluşlarına ayıran en büyük özelliği bu sivil toplum kuruluşunun çalışmalarında. Yani kalite birliği farklı ve kalite birliği farkını ortaya koyan, farkındalığı göstermek isteyen bir sivil toplum kuruluşu. Kalite birliğinde şu soruyu kimseye soramaz. Hangi siyasi görüştensin? Hangi siyasi partiye oy veriyorsun? Hangi gruptansın? Hangi zemindensin? Hangi kesimdensin? Ama kalite birliğinin üyelerine bizim tarafımızdan şu soru sorulur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine ve bütünlüğüne iman ettim mi? Ettim. Türk bayrağının ulviyetine iman ettim mi? Ettim. Türk milletini ve Türk devletini seviyor musun? Seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olan Ulu Önder Atatürk'e karşı mısın? Karşı değilim. O zaman bizim gönlümüzdesin, bizim üyemizsin. Onun haricinde hangi siyasi partiye üye olursan, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursan, bu milletin ve bu devletin temel değerlerine ve bu milletin temel inanç değerlerine saygılıysan kalite birliğiyle, kalite yolculuğuna başlayabilirsin diye temel ilkelerimizle beraber yürüyoruz. Şu anda üye sayımız gün geçtikçe çoğalıyor. Bugün iki tane mesela bir ziraat mühendisi arkadaşımız, bir makine mühendisi arkadaşımız derneğimize üye oldular, yeni üye oldular. Üyelerimiz de gruplarımızda hem yönetim kurulunda hem de üyelerimizin olduğu sosyal medya gruplarında bu duyuruları yapıyoruz. Yani gün geçtikçe kalite birliği büyüyor. Çünkü insanların bu topluma karşı olan vefalarını, insanların bu millete ve devlete karşı olan borçlarını ödeme arzuları var, istekleri var. Ama insanların içinde şöyle de bir korku var. Acaba ben A veya B sivil toplum kuruluşuna dahil olursam şu veya bu kesimin adamı mı olurum?
Acaba ben şu sivil toplum kuruluşuna olursam, yarın Türkiye'de olağanüstü bir durum olursa beni şöyle mi algılarlar düşüncelerinde korkularını taşımayan arkadaşlarımızı, özellikle teknik arkadaşlarımızı kalite birliğine davet ediyoruz. Temel ilkelerimiz bellidir. Peki kalite birliği şu anda ne yapıyor? Kalite birliği yine aynı inanç ve aynı değerler doğrultusunda gelir getirici faaliyetler içinde bulunmadan, bağış kabul etmeden, siyasetin hiçbir tarafına angaje olmadan yine toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak olan kalite çalışmalarına ücretsiz danışmanlık desteğimiz şu anda devam ediyor, yürüyor. Biz her yıl Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden 100 tane öğrenci alırız. Bunları kalite yönetim sistemleri uzmanı yetiştirme programına tabi tutarız. Ve bu arkadaşlarımız bizim programımızdan mezun olduktan sonra, yani başarılı olduktan sonra, sınavda başarı gösterdikten sonra sanayide kaliteci unvanı ile beraber görev alırlar. Şunu iddia ile söylüyorum ve diyorum ki devletin 4 yıllık mühendislik fakültesinden diplomalı iş bulamayan öğrenciler kalite birliğinin ve uzaktan eğitimi, kalite yönetim sistemleri organizasyonundan sertifika almışsa ve sınavda başarmışsa bu arkadaşımızı zaten biz otomatikmen işe yerleştiriyoruz. Şu anda sanayide bunun onlarca örneği var. Sanayide bizim eğitim sertifikalarımızdan, eğitim programlarımızdan mezun olup da kalite müdürü olan, kalite departmanında çalışan, kalite sorumlusu onlarca öğrencimiz var ve bunlara da biz onur duyuyoruz. Çünkü biz bu toplumla ilgili, bu topluma karşı olan vefa duygularımızı ortaya koyuyoruz. Sanayi kuruluşlarına ve özel kuruluşlara kalite konusunda destek veriyoruz. Tabii ki veriyoruz. Orada da ön şartımız ve son şartımız şudur. Eğer biz size destek vereceksek, siz bizden danışmanlık hizmetini alacaksanız, ülkemizin milli belgelendirme kuruluşu olan Türk Standart ve Enstitüsü'nden belge alma şartını getiriyoruz. Bunu da niye getiriyoruz? Bunu da Milli Ses ve Projesi uyarınca getiriyoruz. Sayın Kalafat söyledi, şu anda Milli Ses ve Projesi'ni kalite birliği yürütüyor. Müsaade ederseniz çok da sizi sıkmayacaksam sizin sorularınıza geçmeden önce de Milli Ses ve Projesi ile ilgili birkaç bilgiyi sizlere arz etmek isterim. Olur mu Sayın Kalafat? Tabii ki, tabii ki. Buyurun başkanım. Dinliyoruz dört gözle. Biz yine Kalite Birliği Yönetim Kurulu, o dönemki başkanımız Sayın Profesör Doktor Erkan Işıkçök hocamızın liderliğinde 5 yıl önce Milli Ses ve Projesini oluşturduk. Milli Ses ve Projesini biz oluşturup hayata geçirip basın toplantılarımızda ve sosyal medya ortamlarında paylaşmaya başlayınca insanların bir kısmı bizim ne demek istediğimizi anlamamışlardı. Ama çok şükür ülkemizin gelmiş olduğu şu noktada, yani bugün de Milli Ses ve Projesi'nde ne ifade etmek istediğimiz, Milli Ses ve Projesi'yle maksadımız, amacımız artık herkes tarafından biliniyor. Niye biliniyor? Çünkü dünyanın gidişatı bu yöne. Çünkü dünyanın dengeleri sürekli değişiyor. Değişen bu siyasal ve ekonomik dengelerde siz milli duruşu, milli hassasiyeti, milli duyguyu, milli şuuru ön plana çıkartamazsanız millet olma özelliğini kaybedersiniz. Bir ülke için en büyük tehlikelerinden birinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Peki nedir bu Milli Ses ve Projesi? Çok kısa ana hatlarıyla projenin çok detayına girmeden, sizleri de sıkmadan bunları arz etmeye çalışayım. Biz Milli Ses ve Projesi ile beraber birinci sırada devlete çağrı yapıyoruz. Ya arkadaş, devlete çağrı yapılır mı? Ya siz kimsiniz ki devlete akıl veriyorsunuz? Böyle şey olur mu? Siz nesiniz? Yani etiniz ne, budunuz ne, sizin çapınız ne, kapsamınız ne? Hayır arkadaş. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu, haysiyetli, şerefli vatandaşlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanlışlarını da söyleme cesaretine sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğrularını da alkışlama ferasetine sahip olan insanlarız. Biz devlete çağrı yapmak durumundayız. Devlete çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki bugüne kadar, yani 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde sanayileşmenin 60 yıllık dönüm noktasında her sektöre, her konuda teşvikler verdin, destekler verdin. Sanayiciyi, KOBİ'yi destekledin. Helali hoş olsun. Bunlara helal ettik. Tamam ama yeter artık diyoruz. Bugünden itibaren yeter artık. Herkese destek vermek zorunda değilsin. Herkese teşvik vermek zorunda değilsin. Herkesin elinden tutmak zorunda değilsin. Ama bir kesimin elinden tutmak, bir kesimi desteklemek ve bir kesime teşvik vermek zorundasın. Tüm destek ve teşviklerini bu kesime yönlendir diye devlete çağrı yapıyoruz. Bu kesim hangi kesimdir? Bu kesim KOBİ seviyesinde olan.
Zaten ülkemizin sanayi kuruluşlarının %98'inin de KOBİ seviyesinde olduğunu hepimiz biliyoruz. KOBİ seviyesinde olan bu kuruluşlarımıza nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler üretenlere sadece destek ver. Ülkenin ekonomik ömrünü tüketme. Artık dünyanın geleceği budur. Siz eğer nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlere destek vermeyip desteklerinizi diğer ürünlere de yayarsanız zaten devletin kıt ve az imkanlarıyla beraber bu teşvik ve desteklerin bir noktada fayda sağlamadığını hepimiz görüyoruz. Öyleyse nokta atışı yapmak gerekiyor. Eğer siz ithal etmiş olduğunuz ürünleri bu ülkede üretecek olan ve üreten yürekli KOBİ mensuplarımız varsa devletsin sen, bunları tespit et. Bunları tespit ettikten sonra teşvik ve desteklerini katma değerli ve nitelikli ürünler üreten sanayiciye ver diye devlete çok net bir çağrı yapıyoruz. İkinci çağrımızı sanayiciye yapıyoruz. Diyoruz ki yeter artık. 60 yıldır tedarikçisin. 60 yıldır Tofaş'a tedarikçilik yapıyorsun. Bursa özelinde konuşursak otomobil sanayinden örnek veriyorum. 60 yıldır Oyak Renault'a tedarikçilik yapıyorsun. Ya arkadaş yeter artık. Bu tedarikçiliği ve bu fasonculuğu ortadan kaldır ve nitelikli ve katma değeri yüksek olan ürünleri üretmeye yönel. Tedarikçi olma anlayışından ana sanayi olma anlayışına doğru strateji belirle. Tamam doğrudur. 60 yıl önce bilgin azdı. 60 yıl önce teknik personelin azdı. 60 yıl önce bu noktadaki tecrüben azdı ama sen artık öyle bir noktaya geldin ki sen bir otomobili üretebilecek seviyedesin. Sen A yabancı kuruluşunun B yabancı kuruluşun tedarikçisine devam et ama hayal kur. Hayal kur ve ana sanayi olma noktasında hayallerini genişlet diye sanayicimize bir hayal kurma penceresi açmak istiyoruz ve sanayicimize diyoruz ki yeter artık. 60 yıldır bu ülkede milli bir kuruluş var. 60 yıldır bu ülkenin kalite altyapısını ortaya koyan, ülkede standartizasyonun yükselmesi, kalitenin yükselmesi, insanın kalitesinin yükselmesi, ürünün kalitesinin yükselmesi, madde ve mamulde kalitenin yükselmesini çaba sarf eden, gayret sarf eden, gerçekten bu noktada gece gündüz çalışan, çalışanları onurlu olan, senin bir ferdin olan, senin milletinin içinden olan insanların bulunmuş olduğu Türk Standartları Enstitüsü varken yabancı belgeleme kuruluşlarından belge alarak bu ülkenin 5 milyar dolar parasını, altını çiziyorum, yıllık 5 milyar dolar parasının yurt dışına gitmesini, yabancıdan olsun da nasıl olursa olsun anlayışını terk ederek Türk Standartları Enstitüsü'ne dön ve milli duruşu sergile, milli davran diye de sanayiciye çok net çağrı yapıyoruz. Ve bu çağrımızın altında da bir alt başlık açıyoruz. Diyoruz ki elbette eksiklikleri olabilir. Elbette senin de bir kısım ve bir dizi şikayetlerin vardır. Türk Standartları Enstitüsü'nden memnuniyetsizliğin varsa da bunu ifade et. Türk Standartları Enstitüsü senin bir kurumundur. Senin devletinin bir kurumudur. Senin milletinin bir kurumudur. Hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla da bunun düzeltilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin de hayata geçirilmesi için sen de devletimizin ilgili meclislerine yani Sanayi Bakanlığı'na veya Cumhurbaşkanlığı Makamı'na veya illerdeki ilgili yerlere ve birimlere de şikayet et ki bu kurumun varsa bir eksik bu da düzeltsin diye sanayiciye çok net çağrı yapıyoruz. Üçüncü çağrımız tüketiciye çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki sana da yeter artık yeter. Artık kaliteye yönel. Kaliteyi tercih et. Yabancı marka hastalığını terk et. Yabancı marka hastalığını bırak. Yerli ve milli senin ülkende üretilen, senin şehrinde üretilen, senin mahallende üretilen ürünleri kullan. Yerli ve milli ürünleri kullanırsan bu ülkenin ithalat ve ihracat dengesini tersine döndürürsün. Senin yabancı marka hastalığınla beraber bu ülkeye arz talep dengesi doğrultusunda yabancı ürünler, ithal ürünler giriyor. Bu ithal ürünleri tercih etme. Yerli ve milli ürünleri tercih et ki bu ülkenin ekonomisi kalkınsın ve israfın önüne geçilsin diye tüketiciye çağrı yapıyoruz. Net bir çağrı yapıyoruz ve tüketiciye diyoruz ki yabancı marka hastalığını bırak, yerli ve milli ürünlere yönel diyoruz. Son çağrımızda bu Milli Ses Bey projesinde son çağrımızda 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşına yani Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki simitçi Ahmet'e, TSE'deki Mustafa Karaman'dan TSE'den emekli olan Mehmet Uğur Özdeniz'e, Ahşapdere Başkanı Erkan Kalapat'tan Doktor Hüseyin Serdar'a kadar herkese çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki artık anlayışını, algını, duygunu değiştir.
Artık senin sahip çıkacak olduğun bir Türk bayrağı var. Türk bayrağına sahip çık. Hediyeleşmenin her türlüsünü reddediyoruz. Diyoruz ki artık bundan sonra hediyeleşmeye yeni bir metot getiriyoruz. Hediyenin adı Türk bayrağı olsun. Birbirimize Türk bayrağı hediye edelim. Arabalarımızın arkasında Türk bayrağı bulunsun. 10 tane Türk bayrağı 10 liradan 100 lira yapar. Eğer ölçüleri büyükse 1 çarpı 1,5'sa ölçüleri bu 20 liradan 10 tanesi 100 lira yapar. 200 lira yapar. Koyun arabanızın arkasına, yolda gidiyorsunuz. Yolda giderken bir fabrikanın önünden geçiyorsunuz. Bir evin önünden geçiyorsunuz. Fabrikanın bayrak direğindeki bayrak ve evin balkonundaki bayrağın solduğunu göreceksiniz. O bayrağı oraya asan ev hanımı veya fabrikasını asan fabrikatör Ahmet Bey o bayrağın orada solduğunu görmüyor. Bayrak solar mı? Tabii ki soluyor bayrak. Güneşten soluyor, yağmurdan donuyor. Toz toprakla beraber bayrağın solduğu orada görünmüyor. Sen dur arabanla beraber. O evin zilini çal veya o kapıdaki güvenlik görevlisine de ki arkadaş ben sana bir bayrak hediye ediyorum. Bak sen bunu görmüyorsun ama şuradaki bayrak solmuş. Bu bayrağı değiştir. Bunu ben sana hediye ediyorum dediğiniz zaman o ev hanımı sizin alnınızdan öptüğünü göreceksiniz. O güvenlik görevlisi size gözyaşıyla beraber teşekkür ettiğini hissedeceksiniz. Milli duygu ve milli dayanışmanın da bu şekilde olması gerektiğini kalite birliği olarak tüm kamuoyuna anlatıyor ve izah ediyoruz. Bugüne kadar kalite birliği yani son 5 yılda kalite birliği 50 bin tane Türk bayrağını ücretsiz olarak hediye etti, dağıttı. Bugün Diyarbakır'da surlarda dalgalanan da bayrağın arkasında gizli bir kahraman var. Kalite Birliği Derneği'nin kahramanları var. Bugün Diyarbakır'da resmi devlet kurumlarının bayrak direklerinde dalgalanan bayrağın arkasında kalite birliğinin kahramanları var. Bizim arkadaşlarımız temin etmiş olduğu bayrakları Diyarbakır Şehit Aileleri Derneği'ne gönderir ve Şehit Aileleri Derneği de o bayrakları Diyarbakır'da ilgili yerlere ulaştırır. Bugün Bursa'da birçok noktada kalite birliğinin hediye etmiş olduğu Türk bayraklarının dalgalandığını onurla ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu ülkenin ve bu devletin bayrağına hepimizin sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. 50 bin bayrak dağıttıktan sonra arkadaşlarımızla en son yönetim kurulu toplantısında bir karar aldık. Dedik ki 50 bin bayrak verdik. Bu bayrak kampanyamız devam edecek ama biz öyle bir şey yapalım ki 51 bininci bayrağı kime verelim diye bir istişare toplantıları yaptık bir dizi. Ve iki sonuç ortaya çıktı. Bugüne kadar bayraklarımızı temin eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na çünkü 20 bine yakın bayrağı biz Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan temin etmiştik. 50 bin ikinci Türk bayrağını 150 metrekare boyutunda önümüzdeki ay bir törenle beraber Bursa Ticaret Odası'na takdim edeceğiz. Bu törene Ahşapler yönetimini de buradan davet etmek istiyoruz. Peki 50 bin ikinci oraya verdi de 50 bin birinci Türk bayrağını nereye verdik? Bunu da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. İlk defa da bunu kamuoyunda burada paylaşıyoruz. Bu soruyu yönetim kurulu toplantımızda en son toplantıda şey yaptığımız zaman yönetim kurulu üyemiz gazeteci birçok arkadaşımız tanır. Gazeteci Can Topaktaş bir fikir ortaya attı. Ve inanır mısınız Can Topaktaş'ın atmış olduğu bir fikir alkışlarla beraber karşılandı ve Kalite Birliği Yönetim Kurulu'nda oy birliğiyle bu karar verildi. Biz bu ayın sonunda Allah nasip ederse tarihi resmi Milli Savunma Bakanlığı ile beraber şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Resmi izinleri almak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Taslak tarihimiz 25 Ağustos'ta 29 veya 30 Ağustos arasında bir tarih talep ettik. 50 bin birinci bayrağı, 150 metrekare boyuttaki bayrağı Türk Kalite Birliği Derneği'nin tüm üyelerinin ve yönetim kurulunun katılımıyla beraber Ankara'da Anıtkabir'e giderek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Kalite Birliği Yönetim Kurulu tarafından takdim edilecek. Bu da bize yarın yani biz yarın ya öleceğiz ya da yaşlanacağız. Ama Allah uzun ömür verir. Torunlarımız bize siz bu ülke için ne yaptınız dedikleri zaman bütün yaptıklarımızı bir kenara koyacağız ama şunu diyeceğiz. Biz 50 bin Türk bayrağını dağıttık ve 51 bininci Türk bayrağını atamıza hediye ve armağan etti diyerek de bunu onurla ifade edeceğiz. Temel manada kalite birliğini çok hızlı geçtim. Bunları ifade edebilirim, sizlere arz edebilirim ama bunun yanında kalite ile ilgili de özellikle ahşap der deyince mobilya sektörü, ahşap sanayicileri biz Erkan Kalafat Bey ile yapmış olduğum bir sohbette konuya çok yakın olduğumu da kendisine ifade etmiştim. Özellikle İnegöl'deki mobilya sektörünün sıkıntıları, problemlerini bilen birisiyim.
Bu noktada kaliteyle ilgili de bir iki hususu şey yaptıktan sonra, arz ettikten sonra Erkan Bey'e sözü vereceğim. Zaten soru cevap şeklinde bir yöntem uygulanacak. O zaman soracak olduğunuz tüm sorularda açık yürekli ve samimiyetle cevap verebilecek olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bize şu soruluyor. Demin diyor ki kalite nedir? Gerçekten kalite nedir sorusunu biz de bazı toplantılarımızda toplantıya katılan arkadaşlarımıza soruyoruz. Toplantıda 20 kişiye sorduğumuz zaman 20 kişinin vermiş olduğu 20 tanımın da doğru olduğunu ifade etmek istiyoruz. Evet, kalitenin Juran'a göre tanımı doğrudur, Grospi'ye göre tanımı doğrudur, Sene'ye göre tanımı, Seneli'ye göre tanımı, ISO'ya göre tanımı, Türk Standart Mensubu'na göre tanımı, Mehmet Uğur Özdeniz Bey'e göre tanımı, Erkan Kalafat Bey'e göre tanımı, Mustafa Karaman göre, hepsi doğru. Biz hiçbirine itiraz etmiyoruz. Asla itiraz etmiyoruz. Çünkü kaliteyle ilgili temel kavramlar doğru. Ama biz buna tek tanım getirdik. Detaya gerek yok. Ayrıntıya girersek ayrıntılarda boğuluyoruz. Biz ayrıntılarda boğulmak istemiyoruz. Adımız kalite birliği. Biz buna tek tanım getirdik. Bu tek tanımımız da şudur. Kalite ahlaktır dedik. Ahlak. Ahlakın hiç olmadığı bir insanda kalite olmaz. Ahlakın olmadığı bir organizasyonda kalite olmaz. Ahlakın olmadığı bir üretimde, bir proseste kalite olmaz. Ahlaklı girdi olmazsa ahlaksız çıktı olur. Ahlaklı girdi olursa ahlaklı çıktı olur anlayışıyla beraber kaliteyi ahlak olarak tanımlıyoruz. Ve kalitenin, yani ahlakın Türkiye'deki temsilcisinde Türk Standartı Enstitüsü olduğuna yürekten, en kalbi duygularımızla inanıyor ve bunu ifade ediyoruz. Ve tüm burada katılan bu videoyu daha sonra Erkan Bey'in bana ifade etmiş olduğu gibi paylaştığı platformda izleyen herkese çağrımızı yeniliyoruz. Diyoruz ki bu ülkenin milli bir kuruluşu var. Ahlaklı bir kuruluşu var. Eksikleri, doğruları mutlaka bir dengededir ama TS varken yabancıya gerek yoktur diyoruz ve Türk Standart Enstitüsü'nün bu noktada desteği ve kalite yolculuğu onun da yapılmasını istiyor, talep ediyor, arz ediyoruz. Sözü de Erkan Bey'e bırakıyoruz. Tabii muazzam anlattınız. Diyecek bir şey bırakmadınız açıkçası. Bir kere çok memnun oldum sizlerle bu akşam bir arada olmaktan. Yönetim kurulumuzda ve üyelerimiz de büyük ihtimal öyledirler. Az sonra onların da düşüncelerini alacağız. Eğer kabul buyurursanız biz Kalbir'e gönülden destek vermeye ve üye olmaya da hazırız. Çünkü anlattığınız şeyler Ahşapdar tarafıyla birebir uyuşuyor. Tabii bizim baktığımız açı ahşap tarafı. Yani Türkiye'nin ahşap ve mobilya sektörü biliyorsunuz ihracatta ve ithalatta artı veren sektörlerden başında geliyor belki. Çünkü arada 10 kat gibi fark var. Onun için milli ve yerlilik anlamında baktığımızda ahşap ve mobilya sektörü milli ve yerli bir sektör. Ancak çok destek görmeyen bir sektör zaten. Siz de ahşapçılarla yakın çalışma içinde bulundunuz biliyorsunuzdur o yüzden. Ben bir süremizde çok az kaldı. 4 dakika gibi. Bu ilk o zaman şöyle yarın A Gazete'de yayınlanacak olan mobilya sektörüyle ilgili bir yazı yazdım. Ben aynı zamanda yaklaşık 25 yıldır değişik gazetelerde görev yaptım. İllerdeki gazetelerde köşe yazarlığı yapıyorum. Bursa'da da şu anda Ekometre Gazetesi'nde yazdım. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde yazdım. Olay Gazetesi'nde yazdım. Şu anda A Gazete'de yazıyorum, Sancak Gazetesi'nde yazdım, Hürriyet Bursa Ekin'de yazdım ama yazmış olduğum hiçbir yazıdan ücret almıyorum. Şu anda A Gazete'de haftanın 3 günü Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri yazılarım çıkıyor, mutat yazılarım çıkıyor. Bunu da onur duyarak ve övünerek söylüyorum. A Gazete'nin en çok okunan yazarı olduğum A Gazete yöneticisi Ahmet Kundakçı tarafından ifade ediliyor ve bu işten de bir ücret almıyorum. Amacımız kaliteyi topluma anlatmak. Yarınki yazımı da sizin derneğinize, yani sivil toplum kuruluşunuza birkaç cümleyle beraber ayırdım. Ahşap deriyle ilgili birkaç konuyu da değindim. Özellikle mobilya sektöründeki sıkıntılara da birkaç cümleyle ifade ettim. O yazıyı Erkan Bey arkadaşlara da ulaştırırsanız memnun oluruz. Peki, tabii ki çoktan memnun olduk. Şey oldu bizim için de, sürpriz oldu tabii. Ben şimdi siz girince işte yerli üretim, yerli tüketim ve milli sertifikasyon konusundan bu tüyle ilgili konudan biraz bahsetmiş olalım. Bitecek süremiz o yüzden hani onu burada bitirmiş olalım. Bir dahaki toplanınca hemen bir sonrasında diğer konuları soru cevaba devam ederiz. Tüyün Türkiye'de açılması ve kapanması ile ilgili konuyu yakinen biliyorsunuzdur. Sizden dinlemek isteriz. Sebep neydi? Açılması ile ilgili. Sonra niye kapandı? İnegöl'de özellikle mobilyanın merkezi gibi olan bir yerde bile sunamama sebepleri neydi diye sizden sormuş olayım.
Zamanın başbakan yardımcısı, ben Bursa bölge müdürüyüm. Zamanın başbakan yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ın talep ve davetiyle beraber İnegöl'de bir toplantıya katıldık. Şu anda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş ve Bursa'daki ilgili birimlerin, yani ilgili bakanlık müdürlerinin katıldığı toplantıda TÜV'ün İnegöl'de bir laboratuvar, mobilya laboratuvar kuracak olduğunu ifade ettiklerinde, zamanın milletvekillerinin de huzurunda, özellikle İnegöl Tandanslı milletvekili huzurunda, bu ülkenin bir bürokratından ziyade bu ülkenin bir vatandaşı olarak bu yatırıma şiddetle karşı çıktım. Türk Standartları Enstitüsü varken, milli bir belgelenme kuruluşu varken, devlet ricalinin eliyle, yönetimiyle ve yönlendirilmesiyle birilerine çıkar sağlamak amacıyla İnegöl'de böyle bir laboratuvar kurulmasına şiddetle karşı çıkan tek bürokrat orada bendim. O tavrımı, o tarzımı, o duygumu ve o duruşumu hala koruyorum. Bu yüzden kalite birliğiyle bu işlere mücadelesini yapıyoruz. Ama onun oradaki karşı çıkışımızdan sonra o laboratuvar orada maalesef kuruldu. Ve İnegöl'de bulunan mobilya sektörüne maalesef, çok fazla detaya girmek istemiyorum ama maalesef faydadan çok zarar veren bir laboratuvar konumuna geldi. Buradan da müsaade ederseniz bir teşekkür ediyorum. O dönemde, yani son dönemde İnegöl'deki o adı geçen kuruluşun laboratuvarının müdürü Arif Güneş adlı arkadaşımıza, sizin de meslektaşınız olur. O da orman endüstri mühendisidir yanlış hatırlamıyorsam. Arif Güneş'in de desteğiyle beraber o laboratuvarın İnegöl'den kapatılmasını sağlayan ekibin lideriyim. Bunu onurla ifade etmek istiyorum. Çünkü bu topluma, bu millete, bu sanayiciye sadece ranta dayalı, paraya dayalı, muayene ve deney ücretleri çok yüksek bir şekilde hizmet vererek bu ülkenin kaynaklarını yurt dışına gönderen hiçbir zihniyeti kabul etmeyecek bir anlayışa sahibiz. Bu noktada o laboratuvarı kapattırdık. O laboratuvarı Türk Standartı Enstitüsü'nün standartta yapmış olduğu bir kısım tadilatla beraber kapattık. Yani şöyle size çok kaba bir örnekle vereyim. Standartlar Hazırlama Daire Başkanlığı'nın almış olduğu bir kararla beraber Belgelendirme Merkez Başkanlığı'nın koordinasyonunda biz tek tip belgelendirme sistemine o dönemde geçtik. O dönemde tek tip belgelendirme sistemine geçtiğimiz zaman, bunu biraz açayım bir cümleyle beraber. Örneğin bir oturma odası dediğimiz zaman oturma odasında ne var? Bir koltuk takımı var. Bir, başkanım süremiz bitiyor. İsterseniz öbür Üyelik tamam. Şartları ile ilgili de bilgi almak istiyorum. Ben bir de tabii bir tek Uludağ Üniversitesi ile mi çalışıyorlar? Doğal olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi adına istekte bulunacağım tabii ki. Hocam Mustafa Bey Trabzonlu zaten, o yüzden sıkıntı yok. Tamam inşallah. Yani bir kenara Karadeniz Teknik'i yerleştireceğim ben, kesin kararlıyım. Yani bugün rektör yardımcısı diyor ki Hülya Hocam bize hep şikayet ediyorsun rektör beye diyor. Ben dedim ki 41 yılımı verdim yani buraya, şikayet edeyim ki iyi olsunlar, öyle değil mi? Yani tabii olumlu eleştiriler olduğu gibi olumsuz eleştiriler de aslında dikkate alınmalı ama bizde genelde hep olumlulara bakılıyor. Olumsuzlar sanki çok karşı, çok kötü söyleniyor. Aslında hepsi bir ders almak lazım ama yönetimler maalesef öyle bakmıyor tabii. Mustafa Bey ama açık yürekliyle söyledi, ücretsiz veriyor her türlü eğitimleri. O yüzden dernek olarak bizle yakınlar, biliyorsunuz bizde de aidat 1 TL. Yani aidat almadan hizmetlerini veriyor. Bu da iyiymiş. Yani zaten dernekler normalde aidat da koysalar toplayamıyorlar. O yüzden hani milletin peşinde aidat aidat diye koşmayı istemediğimizden böyle yapıyoruz. Zaten hani kendi şeyimizle götürüyoruz. Sonra bayrağı başkalarına devrediyoruz. Yani ömür boyu zaten bu dernekler yönetilecek diye bir şey yok. Mutlaka yapmak isteyen başka arkadaşlar da olacak. Onlar gençler devam edecekler. Biz yol açmış olalım. Merhaba. Hülya Hocam, merhaba. Adım Mustafa Ekin. Mustafa Bey Karadeniz'de ama Trabzon'da ama ben de Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyum. O ayrıyeten de hem Kalite Birliği'nin üyesiyim, aynı zamanda TSE Bursa'da Mustafa Bey'le uzun yıllar Bursa'ya döndükten sonra beraber çalışan, Uğur Bey'le Bursa'ya geldikten sonra beraber çalışan birisiyim. Bizim Karadeniz Teknik Üniversitesi ile gönül bağımız var. O konuda müşteri olabilirsiniz yani. En küçük talebimiz başımızın gözümüz üzerine. Bütün taleplerimi söyleyeceğim şimdi. Şimdi Mustafa Bey gelene kadar kullanayım bu vakti, fırsat varken.
Şimdi bir kere eski mezunlar olarak sizi mezun bilgi sistemimizde görmek istiyorum ben. Çünkü bu aralar kariyer merkezi müdürlüğü görevini sürdürüyorum KTÜ'de. İş ve işçi bulma kurumu olarak çalıştığım için rektör bey o görevi bana uygun gördü. Hatta benim şekilde... en son Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ekim ya da Kasım 2019 olacak. Ahmet Çolak Bey, Ahmet Çolak da Profesör Doktor Ahmet Çolak kimya bölümü dekan yardımcısı mıydı yoksa müdür mü? Tam olarak hatırlamıyorum şimdi o zamanki görevi. Ben yine oraya gelip 17.025 ile ilgili laboratuvar ve deney ve kalibrasyon laboratuvarının gereklilikleriyle ilgili eğitim vermiştim. Bir hafta çok kaldım. Güzel. En son gelişim oydu. Hatta onlar bir projeyle birlikte başlamışlardı. Tamam Bey, zaman kısıtlı. Karaman Bey geldi, başkanımız. İsterseniz sorular cevaplara geçelim Erkan Bey, değerlendirelim. Bahsedelim. Evet, evet. Uğur Bey, biz bunu konuşalım ediyoruz. Mustafa Bey tekrar. Sona alalım tamam, bunları. Okay. Tamam. Mustafa Bey tüyle ilgili konuya girmişti. Orada yaptıklarıyla ilgili, mobilyayla ilgili bir çalışmadan bahsediyorduk. Kesildi tabii program. Oradan başlayabiliriz Mustafa Bey, buyurun. Yani sonuçta TÜV'ün İnegöl'de kurmuş olduğu bizim kabul etmediğimiz anlayıştaki laboratuvar kapatıldı. Kuruluş amacı kar amaçlı bir organizasyondu. Kapatılma amacı zarar ettiği için kapatıldı. Belki İnegöl'de birileri veya Türkiye'de veya Bursa'da birileri bu laboratuvarın kapatılmasından dolayı üzüntü duymuştur ama bu laboratuvarın kapatılmasından dolayı sevinç içinde olan arkadaşlarımdan bir tanesi de benim milli duruşu savunan insanlarız. Bu ülkede Türk Standartı Enstitüsü varken, bu ülkede standardı hazırlayan, bu ülkede Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı'nın Türkiye temsilcisi olan, bu ülkede standartizasyonla ilgili, dünyadaki standartla ilgili, standartizasyonla ilgili tüm kuruluşların üyesi olan, Sen ve Seneli'nin üyesi Türkiye temsilcisi olan, İSO'ya dönem başkanlığı ve bir dönemde başkanlık yapmış olan Türk Standart Enstitüsü varken, bizim topraklarımızda kaliteyle ilgili bu tür organizasyonun yapılmasını doğru bulmayan bir düşünceyi temsil etmekten de onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sonuçta o laboratuvar kapatılmıştı. Belki anlaşılmadı ama burada o laboratuvarın son dönemdeki müdürlük görevini veya yetkili görevini yapan sizinle meslektaşınız olan Arif Güneş arkadaşımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü milli duruşu olan insanlar bu ülkenin gerçek kahramanlarıdır. Ve arzu ederim ve isterim ki, talep ederim ki, bugün bunu yarınki yazımda da bir cümleyle zannediyorum buna dokunmuştum. İster ve arzu ederim ki İnegöl'de bir laboratuvar kurulacaksa bunu bir milli kuruluşumuz olan Türk Standart Enstitüsü kursun ve buradaki amaç kar etme amacı olmasın. Amaç sanayide, mobilya sektöründe ARGE faaliyetlerinin yapılması için organizasyonları yapılsın. ARGE merkezleriyle ilgili de orada yapılacak olan çalışmalar Türk Standart Enstitüsü'nün koordinasyonu gerçekleştirilmesini arzu eder, ister ve dilerim. Bu da bizim bir temennimiz olsun. Sorularınızı şimdi memnuniyetle... Evet, oralara aslında gireceğiz. Yani ince sorularda onları yakalamak istiyoruz. Ben şuradan başlamak istiyorum. Bu standart verme hakkı kanunla TSE'ye mi verilmiş? Şimdi Türk Standart Enstitüsü'nün bir kuruluş kanunu var. Kuruluş kanununda standardı hazırlama görevi var Türk Standart Enstitüsü'nün. Ama toplumda veya bizim ilgili kesimlerde yanlış bir düşünce veya algı var. Türk Standart Enstitüsü bir standardı hazırlamak için ben şu standardı hazırlıyorum diye bir yola çıkma diye bir görev alanı yok. Devletin, sektörün, sanayi kuruluşlarının talebi doğrultusunda standart hazırlanır ve bu standart da Türk standartları enstitüsünün personeli yani bizler hazırlamayız. Bir kısım standartlar bu noktada ihtiyaç duyuluyorsa bunu ilgili sektörün temsilcileri standart hazırlama kurullarında görev olarak bunu hazırlar. Yani sektör standartı hazırlar. En sonunda Türk Standart Enstitüsü buna raportörlük yapar. En sonunda bu standardı kuruluş kanunu gereği yayınlamak ve Türk standartı olarak kabul etmek de Türk Standart Enstitüsü'nün yasal bir görevidir. Zaten şu anda ben konunun başında da ekonomi göstergeleriyle ilgili bir cümle de kullanmıştım. Dünya değişti.
Dünya çok gelişti. Standartlar da artık milli standartlar kapsamında kalmadı. Şu anda uluslararası standartlar var. Yani uluslararası standartları hazırlayan tüm standart kuruluşlarının da üyesi ve Türkiye temsilcisi Türk Standart Enstitüsü. Bu tektir zaten. Örneğin sen de Senelek'te bir standart hazırlanıyorsa Türk Standart Enstitüsü'nün koordinasyonunda bizim milli sanayi kuruluşlarımızın temsilcileri orada da görev alırlar ve standart hazırlama faaliyetleri izlerler. Bizim zaten eksik yönümüz budur. Kuralı koyan tarafta değiliz. Biz Avrupa'da bir standart hazırlanır, bu standart bize gelir, biz bu standarda uymak zorunda kalırız. Yıllardır Türk Standart Enstitüsü'nün üst yönetimi ve yetkilileri ve biz de çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki sanayicimize, standart hazırlama kurullarında görev al. Yani konulan ve belirlenen kurallara sen uyma. Kuralları sen belirle ve belirlemiş olduğun kurallara göre oyunun içinde yer al diye de şey yapıyordu, çağrılar yapıyoruz ama maalesef bizim sanayicimiz ve sanayide çalışan teknik arkadaşlarımız uluslararası arenadaki bu standart hazırlama kurullarına yeterli konuda katılım sağlamıyorlar. Örneğin ben size bir konuda grup adına girmeden, çok nüansa dokunmadan bir örnek vereyim. Bir konuda Almanya'dan 500 kişinin katıldığı bir komitede Türkiye'den 2 kişi katıldığını çok net size ifade edeyim. Alman sanayisinden 500 kişi katılıyor, Türk sanayisinden 2 kişi katılıyor. Orada kimin söz geçer Allah aşkına? O standartta, o kuralı belirlemede kim hakimiyetidir? Tabii ki kalabalık katılan, yoğun katılan insanların hakimiyeti orada olur. İşte Almanya bu yüzden bir sanayi devidir, bir sanayi imparatorudur. Almanya yıllar önce yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde standarda ve kaliteye önem verdiği için bugün cari fazlası 300 milyar doların üzerinde olduğu ifade edilmektedir. Yani bu işin temeli standartlar, kalite. Standardı siz oluşturmalısınız, kaliteyi siz tayin etmelisiniz, yönlendirmeyi siz yönetmelisiniz, oyunun kuralını siz belirlemelisiniz. Şimdi oyunun kuralını Avrupalı belirliyor. Bizim sanayicimiz yani oyuncularımız o belirlenen kurallara göre gol atmaya çalışıyor. Biz daha topa ısınmadan, sahaya çıkmadan 3-0 yenik maça başlamış oluyoruz. Bunların önüne geçmek lazım. Burada Ahşapler'den yönetiminden de bu noktada Türk Standart Enstitüsü'ne bu bilgilendirme faaliyeti olarak da sanayiciye bu konuda bilgi aktarırsa memnun oluruz. Çünkü bu konu aslında Türkiye'nin öncelikli önemli konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Şey peki yani tek yetkili TS ise TÜV'ü buraya alış ancak kanunsal değişiklikle mi oluyor veya bunun gibi? Hayır hayır şimdi başka... sormak istediğimi zannediyorum soru da anlaşamadık Erkan Bey. Siz şunu mu sordunuz? Belge verme yetkisi standart farklı açıkladığım tabii, gibi. Tabii standart hazırlama biz TSN'lerle yurt dışından çevirilerle direkt alıyoruz ama kendi standart hayır, hayır, şimdi hazırlama o konu, ile ilgili zaten şimdi şimdi açtırma kutuyu söyletme kötüyü diye bir söz vardır ya. Biz şimdi, açıyoruz hepsine başkanım sorun yok. Kutuyu açtığımız zaman kötüye de konuşma hakkı vermeliyiz. Bakın şimdi bu konu dünyanın hiçbir yerinde. Avrupa ülkelerini geçtim. Avrupa ülkelerinde bile böyle bir durum yok. Bunun altını çizeyim. Yani Avrupa ülkelerinde böyle bir konuyu tartışmaya dahi açmıyorlar. Ama dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemizde olduğu gibi bir kalite ve belgelendirme algısı ve işlemi hiçbir yerde yok. Amazon ormanlarında yamyamların yaşadığı Kabile'de bile vallahi böyle bir şey yok. Bugün Türkiye'de Türk Akın sitesine, milli akreditasyon kuruluşumuz olan Türk Akın sitesine girin. Türkiye'de 200'ün üzerinde yabancı belgelendirme kuruluşunun temsilcisi, bayisi, acentesi olduğunu göreceksiniz. Yasal mıdır? Yasaldır. Akreditasyon kurallarına göre yasaldır evet bir kuruluş akreditasyonu. Ama bu yasal adı altında yasal olmayan işleri tesis ederek Türkiye'de yıllık 5 milyar dolarlık bir kaynağın yurt dışına gitmesine sebebiyet veriyor. İşte kalite birliğinin devreye girdiği ve itiraz ettiği nokta burası. Kalite birliği diyor ki bu iş doğru değil. Bakın kuruluş A kuruluşu İngiltere'den akredite oluyor veya Almanya'dan akredite oluyor. Burada sadece bir şahıs üzerine, burada bir home office, kar ofis, tarla ofis, bahçe ofis adı altında bir organizasyon yapıyor. Burada takır takır belge satıyor. Şimdi size iddia ile söylüyorum. Diyorum ki eğer sizin ahşap der olarak organizasyonunuza veya bir üyenizin sahip olduğu bir firmaya bir yönetim sistemleriyle ilgili bir belgeye ihtiyaç hasıl olduğu zaman
Eğer Türk standartı ve enstitüsüne gelirseniz, Türk standartı ve enstitüsü standartların amir hükmü uyarınca sizin hazırlık evrenizi, dokümantasyonunuzu ve belgelendirme süreçlerinizi 3 ay geriden başlamak üzere tetkik edecek, analiz edecek, hak ederseniz belgenizi verecek. Gitti mi sizin 3 ayınız? Ama bu 3 ay Türk standart ve enstitüsünün bürokrasi olduğu için değil, bu 3 ay Türk standart ve enstitüsü işi bilmediğinden dolayı değil, bu 3 ay zaman kaybınız Türk standart ve enstitüsü ahlaksız olduğundan dolayı değil, bu 3 aylık süreç Türk standart ve enstitüsünün kurallara, standarda, akreditasyon kurallarına kayıtsız şartsız bağlı olduğu için 3 ay sonra belgelendirmeniz gerçekleşiyor. Burada burayı anlatabildim mi? Ama diğer kısımdaki o İngiltere ve Almanya'da akreditasyon yapıp burada home office, car office, bahçe office, tarla office neyse bir temsilci üzerinde olan bir kuruluşa akşamdan $500 $5,000 arasında işinizin aciliyetine veya girecek olduğunuz ihalenin büyüklüğüne göre bir parayı gönderin. Ertesi gün A kargo veya B kargo ile saat 11'de belge elimizde. İşte bizim itirazımız bunadır. Bizi bu anlayışımızdan dolayı bu ülkede yabancı kurum ve kuruluşları istemiyor diye eleştiren bir kısım arkadaşlar var. Biz bunları konuşmuyoruz. Biz bunlar üzerine tartışmıyoruz. Biz ahlak üzerine tartışıyoruz. Ne demiştik? Kalite ahlaktır demiştik. Biz ahlaksızlık yapılmasın diye tartışıyoruz. Biz kalite hakim olsun diye tartışıyoruz. Bakın şimdi ben size sizin sektörünüzden çok canlı bir örnek vereyim. Örneği de öyle veriyorum ki bunu aramızda kalsın da demiyorum. Biliyorum bu programı sizler yayacaksınız. Ben de bundan mutlu olacağım. Ama canlı bir örnek veriyorum size. İnegöl'de Allah aşkına bana söyler misiniz? İnegöl gibi bir mobilya şehrinde kaç tane mobilya üreticisi var Erkan Bey? Yani şu an için 3000 üretici var deniyor. 7000'in üzerinde üretici olduğunu ben size söyleyeyim. Bakın ben arttırdım. 3000'den 7000'e çıkarttım. Altını saymıyoruz tabii. Kayıtlılardan bahsediyoruz. Hadi yuvarlayalım 10.000 olsun Erkan Bey. Veya tersinden gidelim. Sizin 3000'inizi 1000'e indirelim. 1000 tane merdiven altlarının hepsinin çünkü 1000 tane mobilya üreticisi var. Mutabık mıyız bu rakamda? Sorun fazla şu. Fazla, tabii. Sorun şu. İnegöl'de sizin 3000, benim 1000 veya 10.000 ifademin ışığındaki sorum şu. İnegöl'de kaliteye önem veren, kaliteye değer veren, gerçek manada standarda uygun üretim yapan ve yönetim sistemleri manasında gerçekten hak ederek belge alan kuruluş sayısını biliyor musunuz? Sorularımdan biriydi Mustafa Bey. Siz zaten girdiniz konuya. Ben de şöyle genişleteyim, siz devam edin. Sizden önce bir 6 ay kadar önce yine TSE'den bir arkadaşımızı, Açtır Endüstri Mühendisi bir arkadaşımızı konuşturduk. Verdiği bilgi şuydu o zaman, zannederim 2017 sayısıydı, 43 bin kayıtlı mobilya firması var, TSE belgeli 59 tane. 59 tane TSE belgeli mobilyacı var Türkiye'de. Arkadaşımız başka Türkiye'de. Bir şey söyleme, yani İnegöl'ü özelleştiririz, amenna söyleyeceğim de çok şey var. Ben buradan farklı bir noktaya gelmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Sayıyı şimdi telaffuz etmiyorum. Sayının ne hangi aşamada olduğu hepimiz tarafından algılandı zannediyorum. Bunun sebebi ne de biliyor musun Erkan? Bu düşüktüğün, bu kaliteye yönelmemenin, bu kaliteye gitmemenin, bu Türk standart enstitüsüne değer vermemenin, bu Türk standart enstitüsünün çalışmalarından haber olmama istek ve arzusunun kaliteli ürün kalitesi, sistem kalitesi, hak ederek kalite, belgelendirme, akreditasyona değer vermemenin sebebi nedir biliyor musunuz? Sebebi şu, açık ve net ifade ediyorum. Sebebi az önce ifade etmiş olduğumuz gibi yabancı belgelendirme kuruluşlarının İnegöl'deki mobilya sanayicisine satmış olduğu belgelerden kaynaklanıyor. Sanayici bize diyor ki, ya arkadaş ben niye devlette uğraşayım diyor. Ben niye TSE ile 3 ay 5 ay uğraşayım diyor. Niye TSE'ye gideyim geleyim diyor. Kardeş kaldırıyorum telefonu diyor. Onun ifadesiyle konuşuyorum. Kaldırıyorum telefonu diyor. Şu numaraya hesaba diyor, şu parayı havale ediyorum diyor. Ertesi sabah 11'de Aras Kargo bana belgemi getiriyor diyor. Veya işte yurt içi kargo bana belgemi getiriyor. O kadar şimdi, fena diyorsunuz. Böyle bir anlayışın olduğu bir ortamda siz kaliteyi nasıl hakim konuma getireceksiniz?
Böyle bir anlayışın olduğu ortamda siz yabancı belgeleme kuruluşlarını suçlamayıp ne yapacaksınız? İşte biz suçluyoruz. Biz diyoruz ki arkadaş, Almanya'da yapamadığın ahlaksızlığı, bunu TÜV'e söylüyorum. Almanya'da yapamadığın ahlaksızlığı, bunu Fransa'da yapamadığın ahlaksızlığı, bir diğerine söylüyorum, SGS'ye söyleyeyim. Amerika'da yapamadığın ahlaksızlığı, bunu da Intertek'e söyleyeyim gibi, bunları örnek olarak veriyorum. Türkiye'de yapma, lütfen ya. Bu milletin sanayicisi ve bu millet kalitesiz bir millet değildir. Bu sanayici bilgi eksikliğinden, bu sanayici işinin bir an önce halledilmesi anlayışından dolayı sana bugün değer veriyor olabilirim. Ama eğer sen bu sanayiciyi bu şekilde yanlış yönlendirirsen bizim ülkemiz sanayisinin gelişmesini engellersin. Para kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar. Gelişmeyi engelliyorlar mı? Engelliyorlar. Şimdi soruyorum size, buradan bu işten kim kazançtı? Bir olumsuz algıyı kaldırmak çok zordur. Ama bir olumlu algıyı da oluşturmak çok zordur. Biz olumlu algı, pozitif algı oluşturmaya çalışıyoruz. Ama karşımızda yıllardan beri gelen belge satışından kaynaklanan olumsuz bir algı var. Bunun ortadan kaldırılması için sizin desteklerinizi istiyoruz. Yani Ahşapdere ne yapabilir? Ortak çalışalım. Yani biz Ahşapdere yönetimiyle bizim yönetim kurulumuzun bir akşam çelik parası oturup akşam yemeğini arzu ediyor ve istemiyoruz. Beraber şöyle çalışabiliriz. Bizim bu söylemiş olduğumuz, kurmuş olduğumuz ifadeleri eğer bizim samimiyetimize inanıyor, ifadelerimizin doğruluğunu da kabul ediyorsanız bunları lütfen çevrenize yayınız. Bunları üyelerinize anlatınız. Bunları her yerde dile getiriniz. Bu ülkede ahlaksızların ortaya koymuş olduğu bu ahlaksız durumun ortadan kalkmasını ahlaklı olan STK'lar ve STK'ların yöneticileri sağlayacaktır. Yani kaliteliler sağlayacaktır. Kalitesizliği ortadan nasıl kaldırırsınız? Süprede kaldıramazsınız. Kaliteyi hakim kılarak kaldırırsınız. Öyleyse bu konuda işte ortak çalışabiliriz dediniz ya, sizin desteğinize şiddetle ihtiyacımız var. Bunu da kendi adımıza değil, yine bu millet ve bu devlet adına sizden istiyor ve talep ediyoruz. Her zaman biz de açık yüreklilikle bu çağrınıza cevap vereceğiz. İnşallah en kısa sürede bir araya da geleceğiz bu konuyla değerlendirmek için. Ben birkaç daha alttaki sorularla gelmek istiyorum. Çünkü bir yere varmak istiyorum oradan. Bu standartla kaliteyi nerede kesiştiriyor TSE? Yani bir standardı hazırlarken en kaliteliyi mi hedefliyor, makul olanı mı hedefliyor yoksa minimum kaliteyi mi hedefleyerek standardı hazırlıyor? Standartların şartları vardır. Her standartın kendine göre şartları vardır. Yani teknik spesifikasyonları vardır. Bunları ifade etmiş olduğum gibi TSE hazırlamaz. Bunları sektör hazırlar. Sektörlerde kimler vardır? Örneğin bir makine konusunda siz standart hazırlayacaksanız TSE makine sektöründen habersiz, ticaret ve sanayi odalarından habersiz, sektörün öncü kuruluşlarından habersiz bir standart hazırlayıp ben bunu yayınladım buna uyacaksınız demez. O sektör temsilcilerinin de katılmış olduğu aylarca devam eden tartışmalar, istişareler sonucunda standart hazırlama gruplarında o şartları belirlerler. Bu şartların minimum ve maksimum noktasını da belirleyen bu organizasyondur, ekiptir, yani uygunudur. Bir standartta ne hedefliyorsunuz? Bir ürün ortaya çıkartacaksınız. Bir, o ürün çevreye zarar vermeyecek. İki, o ürün canlılara zarar vermeyecek. Başta insan olmak üzere tüm canlılara zarar vermeyecek. Üç, o üründe verimlilik olacak. Yani nedir? Kullanım ömrü uzun olacak. İnsan can ve mal emniyetini sıkıntıya atmayacak. Ve enerji tüketiminde de asgari seviyede, en az seviyede enerji tüketiminde de fayda sağlayacak. Bütün bunların değerlendirilmesinden sonra bir standart oluşturulur. Ama yine parantez içinde diyorum. Kullanmak istiyorum. Artık standartlar Türk standartı tarafından hazırlanan standartlar kapsamında değildir. Standartlar artık evrenseldir ve birçok standartlar Avrupa'da Senelek'te ISO tarafından hazırlanır. Biz de onun temsilcisi olduğumuz için ve oraya üye olduğumuz için bunları kabul etmek durumundayız. Kabul ederiz. Ama burada standardı hazırlayan Avrupa'daki komitelerde Türk sanayici temsilcilerin sayısı azdır. Bunun arttırılması lazım.
mobilya sektöründe hazırlanan standartları artık TSE hazırlamıyor. Bu Avrupa'da hazırlanıyor. Çünkü artık ürünlerin serbest dolaşımı söz konusu. Herkese sınır var ama ürüne sınır yok. Üründeki sınır da sertifikasyon, belgelendirme yani standarda uygunluktur. O standarda uygunluk da artık yerli, yerel standartlar kalmadı artık. Evrensel standartlara uygunluk söz konusudur. Bunları da Türk standartları, eski standartlarını yeni çıkan standartlara adapte ederek zaten çağa veya dünyadaki standarda uygun hale getiriyor. Bu noktada hiçbir problem yok. Çünkü bir de Türk Standartları Enstitüsü'nün bu standart hazırlama faaliyetleri çok dinamik. Bunları elektronik ortamda sanayici takip edebilir. Üye olabilir Türk Standartları Enstitüsü'nün bilgi erişim sistemine. Oradan her kendi sektörüyle ilgili standardı güncel de takip edebilir. Değişikleri de takip edebilir. Ama maalesef bizim sanayicimizin bu yöndeki bu aktivitesi çok az. Bu Türk Standartları Enstitüsü tarafından sürekli gündemde tutuluyor. Buradaki desteğinize de ihtiyacı var TSE'nin. Ben aslında şey için dile getirdim. Mesela TOKİ'nin ihalelerinde biliyorsunuz TSE belgeli işte batarya, TSE belgeli seramik diye geçer. Ancak gelen alınan malzemeye bir bakarsınız ki batarya iki açışta elinizde kalır. Tamam, ne kadar aslında... güzel. Ne kadar güzel. İşte burada bilinçli tüketici devreye girdi. Acaba TOKİ'nin ihalesindeki şartnameye TOKİ'nin referansları koymuş olduğu TSE belgeli veya ilgili standarda uygunluk belgesi gerçekten uygun mu yoksa sahte mi? Tüketici şikayet ediyor mu? İki sefer açmada imha olan veya görevini ifa etmeyen bataryadan şikayetçi olundu mu? Maalesef piyasada bu noktada sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz merdiven altı üreticiler var. Bu merdiven altı üreticilerin ortaya koymuş olduğu bu sahte belge kullanma olayları, nasıl bir belge satılıyor dedik ya, bu ülkede sahte belgeler de var. İşte burada tüketiciye çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki sen şikayetçi ol. Sen bir üründen memnun değil misin? O ürünün TSE belgesi mi var? TSE belgesi varsa bir mağduriyeti mi var? TSE eski başkanlarımızdan Mehmet Yılmaz arıyor derdi ki tüketici TSE yetkililerinin yakasına yapışma hakkına sahiptir derdi. Git ilgili TSE birimine şikayetini yap. Göreceksin ki en kısa zamanda o şikayet sonunda eğer o ürün TSE belgeli ise ve gerçekten seni mağdur etmişse senin mağduriyetiniz Türk Standartları Enstitüsü tüketici hakem heyetlerine seni yönlendirmeden kendi iç bünyesindeki dinamikleriyle beraber çözecek. Eğer o belge gerçekten sahteyse senin bu milli görevin ve şikayetin dolayısıyla da o firmaya haddi bildirilecek çok ağır cezalarla beraber, yaptırımlarla beraber karşı karşıya kalmış olacak ve bir daha böyle bir işe cesaret edemeyecek. Ama hep dilimizde var. TOKİ'nin ihalesinde TSE şartı var. Ama bu TSE şartına ürünler kalitesiz. Yani şikayetçi olmalıyız. Aslında bu işin oradan... düzeltilmesi için mağduriyetlerimizi dile getirmeliyiz. Ama ürünün bedeline ve kapsamına bakmadan da o ürüne sorumluluk gereği bilinçli tüketici olarak da şikayette bulunmalıyız. Oradan şuna gelmek istiyorum aslında. Şimdi ahşap ve mobilya tarafına döndüğümüzde de grupta da pek çok arkadaşımız mahkemelerde ve tüketici hakem heyetlerinde bilirkişilik yapan arkadaşlar. Mobilyada ve ahşap tarafında da artık yüzlerce şikayet var. Bunların çoğu bu bölgede olduğumuz için de İnegöl'den. Bu arkadaşları ama TSE belgesi alır hale de getiremiyoruz. Burada belki suçu biraz da TSE tarafı olarak kendimizde mi aramamız lazım? Biz mi ulaşamıyoruz? Yoksa devletin kanunları yeterince açık değil mi bu konuda? Ancak ben bizzat yaşadığım şeylerden biliyorum ki başvurular şu anda çok hızlı sonuçlanıyor ve firmalar buralardan çok büyük zararlar görüyor. Öyle evet. Olmasına rağmen hala TSE belgeleri alınmıyor. Yani o zaman arada bir kopukluk nedir bunu çözmek de lazım ki belki firmalar da eskiden TSE'de de az önce bahsettiğiniz tür tarzı yaklaşımlar gibi yaklaşımlar olmuştur. Bunu hani iğneyi de kendimize batırmak açısından yani parayı vereyim belgeyi alayım mantığıyla da düşünenler olmuştu bir dönem. Bunları temizlenmesinden hepimiz mutluyuz. Çünkü bu bir milli kuruluş. Hepimizin bunun dört dörtlük olması yönünde çalışması ve koruması lazım. Ama demek ki içeride bazen çürük elmalar oluşmuş. Belki bu zararları görerek ya o da aynı bu da aynı gibi mi bakıldı TSE'de? Ama siz şimdi artık öyle olmadığını söylüyorsunuz en azından. Bunu güzel anlatabilmemiz lazım ve bu 4000, 7000, 10000 neyse üretici sayısı bu sayının en azından %10'unu başlangıç için TSE'li yapabilmemiz lazım ki
adliyelerin de veya tüketici hakem heyetlerinin de yükünü azaltalım. Yoksa hakikaten mobilya tarafıyla ilgili baktığımızda çok kötüye gidiyor olay. Çünkü pek çok davaya aslında... gidiyoruz. Özellikle bu e-ticaret arttıktan sonraki son pandemi dönemiyle ilgili son 2 yıldır diyelim. Çünkü pek çok markalı üreticinin üzerine çıkan e-ticaret firmaları oluştu. Yani yıllarını, 40 yılını, 50 yılını bu işe vermiş, çok iyi üreticiler oluşmuş ve markalı üreticiler oluşmuşken e-ticaret bir anda işte biri 600 milyon liralık bir ciro yaparken e-ticaret diğer firmaya hiç üretimi olmamasına rağmen 1 milyar ciro yaptırıyor. Dolayısıyla ürünleri artık kimse kontrol etmiyor. E-ticaretten bir ürün alıyorsunuz ekrandan, o ürün 3 gün sonra kapınıza geliyor, kuruluyor ve kimse hatayı kabullenmiyor oradan itibaren. O firmanın TSE'si de yoksa bu ürün tamamen merdiven altı dahi olabilir. Böyle işte bir dolaşıma sahip maalesef. Bunu durdurabilmemiz şimdi, lazım. Şimdi Erkan Bey. Buyurun hocam. Sayın Kalafat. Sayın programdan haberdar Ahmet Kundakçı A Gazete yazı işleri müdürü. Şimdi bana mesaj atmış. Yarınki gazetenin birinci sayfasını bana mesaj atmış. Ben şimdi size yarın çıkıyor yayınlanacak A Gazete'nin şu andaki bilgisayar ekranındaki şeyini, benim yazımın ana sayfadan veriliş şeyini gösteriyorum. Okuyabiliyor musunuz? Ders mi tuttum? Şöyle mi tutayım? Yanlış mı tutuyorum? Bakayım. Evet, okunuyor. Mobilyanın kalitesi İnegöl'e zarar verir mi? Kalitesizliği İnegöl'e zarar verir diye başlık atmış. Okudum. Evet. Bu benim az önce birinci bölümde ifade etmiş olduğum yazımın birinci sayfadan gazete yönetimi tarafından verilmiş olduğu şekli. Aslında sizin dediğiniz çok doğru. İnegöl'ün algısına, İnegöl markasına kalitesizlik büyük zarar veriyor. Şu aşamada da veriyor. Sizin ifadenizle söylüyorum. Tüketici hakem heyetlerine artık müracaat çok kolaylaştı. Erişim kolaylaştı. Geçmişte böyle değildi. Evet. Şimdi bir klavyeyi de birkaç satırla, bir tıkla, bir tuşla şikayetinizi iletebiliyorsunuz. Ve bu şikayetler devletin ilgili birimi tarafından çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Burada Ticaret Bakanlığı'na da bu sistemi kurucu teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten güzel. Ama bu şikayetler artması sonucunda İnegöl'deki mobilya markasına zarar veriyor. İşin kalitesizliği şu, buradaki sanayici uyarmak gerekiyor, buradaki sanayiciyi ikaz etmek gerekiyor, buradaki sanayiciyi anlatmak gerekiyor. Eğer 15 yıl mobilyacılık yapıp işi, piyasayı da bulunup ondan sonra işletmeni kapatacaksan böyle devam et diyebiliriz. Ama hayır, ben kurumsal bir yapı, mobilya sektöründe söz sahibi bir kuruluş tesis etmek istiyorum. Ben bunu evlatlarıma ve torunlarıma bırakmak ve ülkeme katma değer sağlamak istiyorum diyen sanayici varsa bunlara kalite kavramını, temiz kalite kavramını anlatmamız gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü Türkiye'deki temiz kalitenin temsilcisidir. Sözlerinizin içinde ifade etmiş olduğunuz TSE'de de böyle işler asla, TSE'de de bu işlerin olduğuna 29 yıldır şahitlik ederim ki böyle bir şeyle karşılaşmadım. Türk Standartları Enstitüsü'nün personeli kaliteli, ahlaklı ve vatanını ve milletini seven bir personel profiline ve yapısına sahiptir. Kalitesize belge vermez, kaliteliye de belge vermek için asla ve asla başka bir şey demez. Bakın şöyle bir şey var. Diyor ki Türk Standartları Enstitüsü, bunu biz diyoruz. Ya ben Türk Standartları Enstitüsü'nün çalışanıyım. Türk Standartları Enstitüsü'nün ben kendimi sahibi olarak görüyorum artık. Diyorum ki bize sorun ya, bize sorun. Bize sorun çıkmasın, size sorun. İşte Ahşapter Türk Standartları Enstitüsü'nde kendinin temsilcisini mi arıyor? Cep telefonum sizde var. Üyelerinize dağıtın, firmalarınıza dağıtın. TSE'de bir işiniz varsa, TSE'de bir ahlaksızlık varsa o ahlaksızın hesabını benden sorun. Bunu burada açık bir şekilde ifade ediyorum. Türk Standartları Enstitüsü'ne Ahşapter üzerinden erişmek mi istiyorsunuz? İşte benim üzerimden erişin. Sizi ilgili birimle, ilgili mecrada görüştüreyim. Sizi ilgili birime eriştireyim. Size ilgili standarda sizi kavuşturayım. Ne istiyorsunuz başka?
Türk Standart Venüsü 24 saat esasına göre çalışan bir kuruluş, bir kurum. Türk Standart Venüsü'ne ben gittim, muhatap bulamadım. Yok böyle bir şey. Buna artık inanmıyor Türk Standart Venüsü. Türk instansına erişemedim, ulaşamadım, işimi çözemedim. Ya erişememişsen mutlaka yolda kalmışsındır. Ulaşamamışsan mutlaka telefonunu bilmiyorsundur. İşin bitmemişse mutlaka başka bir yere uğramışsındır. Türk Standartlarına gelmemişsindir diyorum. Niye? Çünkü ben kurumuma, ben mesai arkadaşlarıma ve kendime çok güveniyorum. Ya benim telefonumu verin arkadaşlarınıza ve çok net soruyor. Bize sorun. Ama ben şunu söylerim. Türk Standart, benden bilgi alacaksan belgeyi Türk Standart Venüsü'nden alacaksın. Benden yardım alacaksan kalite birliği olarak söylüyorum. Kalite birliğinden yardım alacaksan belgeyi Türk Standart Venüsü'ne alacaksın. Kalite birliğinden destek alacaksan Türk Standart Venüsü'ne yöneleceksin. Kaynaklarını yurt dışına göndermeyeceksin. Kalite birliğinin milli anlayışı budur deyip o faslı kapatalım. Sayın Karaput, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Tabii ki ben eskiyle ilgili söyledim. Bu belki 20 yıl öncenin eski de bizim, yeni de bizim, ülke de bizim, ben... Türk Standart Venüsü de bizim. Biz bu ülkeye nasıl daha çok katkı sağlayabiliriz? Bunun peşindeyiz. Bak geldik gidiyoruz. Hepimiz şu anda bakıyorum gördüğüm şeyler. Aydın, aynen öyle. Aydın Ondan Bey'i görüyorum. Yüksel Bey'in profilini göremiyorum, ismini göremiyorum. Hülya Hanım'ı görüyorum, bir Uğur abi'yi görüyorum. Uğur abi bizim çok değerli, bizden emekli ve bizim pirimizdir, abimizdir. Şimdi programdan sonra beni arayıp fırçalayabilir, şurada da şu yanlış yapın der. O bizim, bir de Zekeriya Bey'i görüyorum. Bak hepimiz belli bir yaşlardayız. Abi bizim Mustafa Ekin de görüyorum, kafasını oradan hemen çıkarttı, ekranını açtı, şeyi açtı. Hepimiz bakın belli bir yaş grubundayız. İçimizde zannediyorum en gencimiz Hülya Hanım. Bakın geldik gidiyoruz ya. Allah aşkına geldik gidiyoruz. Bugün şunu düşünmeliyiz. Üretim sektöründeysek daha çok üretmeliyiz. Hizmet sektöründeysek daha kaliteli hizmet vermeliyiz. Kamudaysak daha ahlaklı davranmalıyız. İşi çözmeliyiz. Vatandaşın gelmesini beklemeden vatandaşa erişmeli, vatandaşa ulaşmalıyız. Oradaki problemi ortadan kaldırmalıyız ve geldik gidiyoruz. Bir hoş seda bırakmalıyız. Sanayici kaliteli ürün bırakacak. Bürokrat kaliteli bir soyisim bırakacak. Mühendis kaliteli bir tezgah bırakacak, bir çırak bırakacak ve gelip gidecek. Yarınlar bu ülkenin daha güzel olacak. Temel hedefimiz, temel düsturumuz bu. Yoksa bu akşamın kaç oldu bilmiyorum, söyleyeyim size. 21.47'sinde beni dinleyen çok değerli arkadaşlarımın... Biraz uzun başım başka bir... Hakkınızı helal edin, kusura da bakmayın. Konular uzun ve çeşitli çünkü. O cümlemi tamamlayayım müsaade ederseniz. Evet, ben onu sordum zaten, buyurun. Şimdi bizi dinleyen bu arkadaşlarımızın bakın bir derdi var. Nedir bu dert? Kalite. İşte konuşarak, anlaşarak, anlatarak, doğruları ifade ederek bir yerlere taşımalıyız. İşte biz de bu saatte bir derdimiz var bizim. Sizin programınıza katılarak sesimizi daha çok duyurmak, daha çok kitlelere eriştirmek ve temiz kalite anlayışını toplumun gündemine yerinden getirmek arzu, istek ve talebimiz var. Bunu yaptığımız zaman inanın bu ülkede bir kısım şeyler değişecek. İşte o değişim gerçekleştiği zaman gerçekten bu ülkede kalite, temiz kalite hakim konuma gelecek. İşte sektör olarak örnek vermiş olursak da İnegöl'deki mobilya sektörü daha kaliteli olacak. Bu İnegöl'de istihdamı artıracak. Bu İnegöl'ün ihracat rakamlarını artıracak. Bu İnegöl'ün devlete katkısını daha üst seviyeye getirecek. Ve bu ülke gerçekten çok daha mutlu ve daha çok daha güzel yarınlara temiz kalite anlayışına erişecek diye düşünüyoruz. İşte bütün çabamız bu saatte de bu. Arkadaşlarımızın da bu, bizim de bu. Bu samimi duygularla beraber bu yörüngede şey yapmaya çalışıyoruz, adım atmaya çalışıyoruz ama bakın ne dedim, belli bir yaş grubundayız ve geldik gidiyoruz, bir eser bırakmalıyız. Bir eseri ortaya koyabiliriz, işte kalite birliği de bu programın birinci bölümünde sizlere arz etmeye çalıştığım hususlarda eser bırakmaya çalışıyor. Övünecek olduğumuz eserleri bıraktığımız zaman da işte bir hosyada bırakmış oluyorsunuz. Temel hedefimiz ve düsturumuz budur. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben tecrübenize güvenerek bir şey sormak istiyorum o konuda. Şimdi bizim ahşapla ilgili bugün de 16 Ağustos, bu gece biliyorsunuz 99'da depremi yaşadık.
17 Ağustos'un 99 kaçıncı yılı oldu? 20. 22. yılı falan oldu. Biliyorsunuz ağır bir deprem yaşadık. Biz ahşap grubu olarak tabii bu betonarme konutlaşmadan ahşap konut sistemine dönülmesi taraftarıyız. Böyle dikey yerleşimden yatay yerleşime ve Amerika'nın işte San Francisco eyaletinde olduğu gibi %99'unun ahşap evlerde oturmasını biliyoruz Türkiye'nin de. Çünkü Amerikalı bizden zeki mi? Yani insanları daha mı değerli? O yüzden böyle toplu iğnebaşı gibi insanları bütün şehrin tam ortasına toplayıp toplu iğnebaşı kadar bir yer işgal edecek halden biraz daha araziye yayarak ve çift katlı binalarda oturarak hem sağlıklarını korumak hem depremde de ölmemelerini sağlamak istiyoruz. Bununla ilgili de tabii ahşap sektörü ayrı bir sektör. Ahşap konut sistemiyle ilgili sektör Türkiye'de maalesef unutuldu. 100 yıl önce herkes ahşap evde otururken veya kerpiçte veya taşta. Şimdi tamamımız %95'in üstünde betonarmede oturuyoruz. Atalarımız bu işi biliyordu. Biz unuttuk maalesef bir nesil geçirdiğimiz için. Şimdi diyoruz ki Türkiye'de yeniden ahşap sektörüne dönsek. Neyse yurt dışı şeylerde görüyoruz ki 2 katlı, 3 katlı, 5 katlı bina gibi bir platform üstünde kuruyor ve buna da 9 şiddetinde deprem veriyor platforma. Platformu sallıyor ve bu evi test ediyor. Türkiye'de TSE'de böyle bir test merkezi kurulabilir mi? Yani tabii bu konudaki düşüncelerimizi size katılıyorum. Bu gece Marmara depreminin maalesef yıl dönümü. Bunu hiçbir zaman unutmayan bir aileye mensubum. Marmara depreminde 17 Ağustos'ta Gölcük'te teyzemin 21 yaşındaki kızı Emine'mizi ve onun 19 yaşında, 20 yaşında askerden yeni gelmiş, 2 gün önce gelmiş Zafer'imizi, 18 yaşında onun diğer oğlu Murat'ımızı ve o gün oraya giden 11 yaşında kızım Pınar'ı orada Gölcük'te sahil kenarında bir evin birinci katında toprağın altından elleriyle beraber kazıyarak çıkan birisiyim. 17 Ağustos'un temel acısını yaşayan bir ailenin mensubuyum. 17 Ağustos'un da o bölgede 10 gün kalarak 10 gün o bölgede ölülerin toprağın alttan çıkartan bir ailenin o dönemde de bu dönemde de lideriyim. Yani büyüğüm şu anda, en büyük büyüğüm. Acılarını yaşamış, insanların ızdırabına birinci derecede şahit olmuş birisiyim. 17 Ağustos'un ruhuna hakaret eden birisiyim. 17 Ağustos'a sebep olan zihniyete düşman olan birisiyim. 17 Ağustos'u bu millete yaşatanlara kin duyan birisiyim ve hala 17 Ağustos'tan ders almayan tüm devlet erkanına ve tüm özel sektöre de düşman birisiyim. Çünkü 17 Ağustos'u hücrelerinde yaşamış ve hala yaşamaya devam eden de eden bir ailenin de mensubuyum. Şimdi neyi söylemek istiyorum? Doğal felakette şu anda da Batı Karadeniz'de ve bir hafta önce de Ege ve Akdeniz bölgesinde doğal felakete mazhar olan veya doğal felaketi yaşayan da bir milletin hep beraber mensubuyuz. Bu bizim kaderimiz midir? Allah'a inanır ve iman ederim. Dini bütün bir insan olduğunu bilirim ama bunu bu işleme kader demem. Kader diyenleri de kendi dinimden kabul etmem. Tedbirsizliktir, 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 ahlaksızlıktır, ahlaksızlıktır, ahlaksızdır. Ve 17 Ağustos ve bunun gibi doğal felaketler devletin millete ihanetidir. Bir 17 Temmuz'da nasıl ki devlete ve millete birileri 15 Temmuz'da ihanet etmişse 17 Ağustos'ta birileri millete ihanet etmiştir. Bu da devlet erkanının ihanetidir. Şimdi neye gelmek istiyorum? Bakın 8.30'dan bu tarafa saat 22 olmuş, 20.30'dan bu tarafa ortalama 1.5 saatte sizlerle beraber bir değerlendirme yapıyor ve değerlendirmemizin özünde bugün üzerinde durmuş olduğumuz söz temiz kalite arkadaş, temiz kalite. Yani ahlak, ahlak,
ahlakı tesis etmediğimiz sürece, temiz kaliteye hakim kılmadığımız sürece bu ülkede ne sosyal hayatta, ne iktisadi hayatta, ne ticari hayatta, ne de madde mamülde siz başarıyı sürekli hale getiremezsiniz demiyor muyuz? İşte 17 Temmuz'da da biz temiz kaliteyi ahlaki hakim kılmadığımız için bu millet resmi kayıtlara göre 17 bin vatandaşını ama gayri resmi kayıtlara göre 60 bine yakın vatandaşını 17 Ağustos'ta kaybetmedi mi, toprağa gömmedi mi? Bugün olası gelecek olan şeyde şu anda haberlerde izledim. Batı Karadeniz'de 70-75 vatandaşımızın rahmetli olduğu, birçok vatandaşımızın kaybolduğu haberlerde şey yapıyor. Ya yetmedi mi? Sayın Karapat, kalite yönetim sistemlerinde temel iki kavram vardır. Bunun birinci kavramı düzeltici faaliyettir. İkinci kavramı önleyici faaliyettir. Düzeltici faaliyet şudur. Olay olur. Problem ortaya çıkar. Kaza meydana gelir. Olay olduktan, problem ortaya çıktıktan, kaza meydana geldikten sonra sizin almış olduğunuz tedbirlere düzeltici faaliyet denilir. Yani hırsızlık meydana geldikten sonra kapıya ekstra kilit takmanız bir düzeltici faaliyettir. Kişi öldükten sonra bir başkasının ölmemesini sağlamak için bu da bir düzeltici faaliyettir. Veya kişinin aile bireylerine tazminatları vererek aile bireylerini rahatlatmak gayretiniz bir düzeltici faaliyettir. Ama bakın hırsızlık oldu, kişi öldü, olay meydana geldi, kaza vuku buldu, maddi kayıplar oldu. Ya kardeşim ben öldükten sonra sen düzeltsen ne olur, düzeltmesen ne olur? Demek ki düzeltici faaliyet geri kalmış toplumların ve bilime, fen ve tekniğe önem vermeyen kabile anlayıştaki toplumların yapmış olduğu işin adı düzeltici faaliyettir. Ama yönetim sistemlerinde daha farklı bir kavram var. Bunun bir üst skalası var. Önleyici faaliyet. Diyor ki, olay olmadan, şahıs ölmeden, hırsızlık meydana gelmeden, kaza oluşmadan bunları tasarla, düşün, bunlara göre önlem al, önleyici faaliyeti icra et ki insanlar ölmesin, kazalar olmasın, maddi kayıplar meydana gelmesin, deprem felaketinde pınarlar ölmesin. Bunu önle diyor Avrupalı, bunu Avrupalı önlüyor. Benim ülkemde Gölcük'te Gölcük Belediyesi denizi imara açıyor. Denizi deniz kumundan ev yapıyor. Deniz kumundan yaptığı evi müteahhit aracıyla benim teyzeme satıyor. Benim orada birçok canım ölüyor. Ondan sonra siz düzeltici faaliyet görüyorsunuz. Pınarımı geri istiyorum devletten. Verebilir misiniz? Veremezsiniz. Öylece diyorum ki yeni pınarların anne ve babaları, yeni Emineler, yeni Muratlar, yeni Zaferler toprağa girmesin. Önle kardeşim, önle. Önleyici faaliyet. İşte bunun adı da temiz kalite anlayışı. Siz ne kadar güzel söylediniz. Diyorsunuz ki dikey yapılaşmayı bırakalım. Yatay yapılaşmaya geçelim. Beton ekonomisini terk edelim. Ahşapla birlikte bir düzene sokalım. Bu hayalinizi ne kadar güzel alkışlıyorum. Hani bu hayal bu ülkede gerçekleşebilse. Ya bu hayalin 84 milyona erişmesini bırakın. Bu hayal bir kasabada bile hayata geçilse ne kadar mükemmel olur. Bu hayal özellikle deprem riski olan bölgelerin de bir nebze olsa ne kadar güzel olur. Bu çok harika bir fikir. Ama bunu hayata geçirebilecek Türkiye'nin ekonomik şartları mevcut mu bunu bilmiyorum. Bu hayali meydana getirebilecek olan duygunuzu alkışlıyorum. Ama bunun kök sebeplerine inildiği zaman da bu olur mu olmaz mı? Bu konuda çok fazla sizin kadar bir tecrübe sahibi değilim. Ama hayalinizi alkışlıyorum. Çünkü bu ülkenin kaderi doğal felaketlerde insanlarını kaybetmek olarak algılanmamalı. Bu bir kader değildir. Doğal felaketler bir kader olmaktan çıkartılmalı. Önleyici faaliyetlerle birlikte zararı insan, can ve mal emniyetine en aza indirecek şeyler ortaya koymalı. Geçen gün sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Afet yönetim sistemleri standardı bu ülkede hayata geçirilmeli dedim. Çok büyük bir beğeni ve ilgi gördü. Hatta bir bakanlıktan şu anda ismi benim arandık. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapar mısınız? Kalite bilgi üzerinden bize ulaştırın dediler. Çok da memnun olduk. Evet, bu ülkede afet yönetim sistemleri standardı Türk Standartları Enstitüsü tarafından oluşturulmalıdır.
Bu da kendi kurumuma çağrı yapıyorum. Bir ilin, bir ilçenin, bir beldenin, bir köyün, bir mahallenin ve bir evin sorumlusu belirlenmelidir. Evin sorumlusu ailenin bireyi, lideri olmalıdır. Kasabanın sorumlusu belediye başkanı ve kaymakam olmalıdır. Mahallenin sorumlusu muhtar olmalıdır. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlusu vali ve büyükşehir belediye başkanı olmalıdır. Ve o afet yönetim sistemleri standartında ceza da olmalıdır. Eğer imara açılacak, açılmaması gereken bir yeri belediye imara açıyorsa, oraya yüksek katlı veriyorsa, orada depremde biri ölüyorsa da o büyükşehir belediye başkanı ve vali bunun hesabını vermelidir. Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Tersten ben yaklaşayım. Ben sorayım size şimdi şöyle bir soruyu. Eğer Gölcük depreminde Pınar'ımın, Zafer'imin, Murat'ımın ve Emine'mi kaybetmiş olduğum Gölcük depreminde Veli Göçer adlı bir müteahhiti uyduruluktan hapishanede birkaç yıl koyduktan sonra dışarı salınmasaydı da Gölcük depreminde bir tane müteahhit sallandırılsaydı bu ülkede depreme karşı önlem alınır mıydı, alınmaz mıydı? Ben buna size soruyorum. Bakın ben sizi Osmanlı'ya getireyim mi? Biraz da olayı tarihi vesikalarla beraber gözle çıkartalım. İznik'te İznik Kadısı bir ferman yayınlar. İznik bizim Bursa iline bağlı İznik ilçesi. Meşhur İznik ilçemiz. İznik Kadısı bir ferman yayınlar. Der ki bundan sonra, yani bu andan sonra, bugünden sonra hiçbir fırında üretilen ekmeğin tuzuyla, suyuyla ve gramıyla oynanmayacak. Tekrar ediyorum. İznik Kadısı der ki bundan sonra hiçbir fırında ekmeğin tuzuyla, suyuyla ve gramıyla oynanmayacak. Şayet oynandığı zaman, gramı eksik olduğu zaman, tuzu eksik olduğu zaman yakalanırsa aynı fırıncı o fırında yakıla diyor. Şimdi bugün 21. yüzyılda, modern çağda fırında insan yakmayı ürkütücü olarak kabul edebilirsiniz. Ben de size katılırım. Ama o şartlarda böyle bir tedbir alındığı zaman, biliyor musunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun o döneminde İznik'te ekmeği 1 miligram az ekmek olmamış. Suyuyla ve tuzuyla oynayan ekmek olmamış. Bunu biliyor musunuz? Bir roman var, meşhur romanda Derya yazar. Arkadaşlar, suç varsa ceza olmalı. İşte biz afet yönetim sistemleri standartı oluşturmalı derken standartın içine cezalar da ve eğer bu ülkede imara açılmayan yeri imara açtığından dolayı orada bir mağduriyet varsa belediye başkanını siz görevden alıp cezaevine koyarsanız inanın size samimiyetle söylüyorum bu ülkede bundan sonra hiçbir belediye başkanı imara açılmayacak olan yeri imara açamaz. Hiçbir belediye başkanı ruhsatsız bir tane binaya çivi çakılmasına izin vermez. Hiçbir bina yöneticisi kendi binasının alt katında dükkanını büyütmek için kolonları kesen dükkan sahibine izinle müsaade vermez. Çünkü işin ucunda kendi geleceği vardır. İşte suç ve cezayı ortaya koyduktan sonra, standart oluştuktan sonra, temiz kaliteyi yani ahlakı toplumun temel düsturu yaptıktan sonra bu toplum görün bakın o zaman nasıl değişiyor. Bir söz daha söyleyerek müsaade ederseniz son cümleyi de yaparak ayrılmak istiyorum. Misafirlerim var, çok güzel özür dilerim. Onu da kurayım mı Sayın Kalapat? Sizin Sayın Kalapat sesi... Biz sesle dinliyoruz ama sürede uzadı. Buyurun alalım son sözlerinizi tabii ki. Sesinizi duymayınca ben herhalde hiç beni anlamıyorsunuz diye ben de şey yapıyorum. Şöyle araya gireyim mi sizi desteklemek için? Benim Facebook'ta depreme dayanıklı ev istiyorum diye bir grubum var. Bu herhalde evet. 20-25 yıl. Şimdi onu aradım siz bahsederken. Orada bir 4000 yıllık bir yasa var. Onu bulmaya çalıştım. Ben de o yasayı size söyleyeyim. O yasayı söyleyeyim. Hammurabi kanunlarının 11. maddesi. Hammurabi kanunlarının 11. maddesinde der ki eğer bir usta bir ev yapar, o ustanın yaptığı ev doğal afetten veya ondan bundan dolayı çökerse, sebebi ne olursa olsun o evde ev sahiplerinden birisi ölür veya sakat kalırsa aynı bedelde o ustanın başı o evin enkazında uçurulur der.
Milattan önce 150 yılında, 155 yılında Hammurabi kanunlarında bu madde sürüktür. Biz bunu temel kalite referans olarak kabul ederiz zaten. Biz üç tane temel referansımız vardır. Birisi Hammurabi kanunlarıdır. Buna çok önem veririz. Yani benim Dostoyevski'nin romanındaki suç ve ceza kavramından az önce vermiş olduğum örnekle bağlantı olarak. İki, 11. yüzyılda ahi birliklerini örnek veririz. Bu milletin temelinde kalite vardır. Ahi birlikleriyle beraber bu millet kalitenin gerçek bir devrimi yapmıştır. 17. yüzyılda bilir misiniz? Dünyada ilk toplu iş sözleşmesi 17. yüzyılda Kütahya'da Ali Paşa tarafından işçilerle işveren arasında, yani Çin'i işçileriyle Çin'i işverenleri arasında ilk toplu sözleşme bu topraklarda uygulanmıştır. Sözleşme imzalanmıştır. Bu dünyadaki işçi konfederasyonlarının literatürüne girmiştir. Bu millet bunu yapmış. Dünyada ilk toplu iş sözleşmesidir. 15. yüzyılda 1502 yılında Sultan II. Beyazıt Han Kanunname-i İhtisab Bursa adlı standartla beraber dünyada ilk standardı koymuş ve bu ilk standart bugün uluslararası standartasyon teşkilatına kabul etmiş olduğu bir husus olarak meydana gelmiş. Bu milletin tarihinde kalite var. Bu milletin geçmişinde kalite var. Ama bu milletin geleceğinde kalite olması için şu anda bu milletin mensupları gerçekten temiz kaliteye önem vermelidir. Ben çok affınıza sığınarak müsaade edeyim ama bir sözü söyleyerek, yani Zülfü Yar'a dokunarak ayrılma düşürü müsaade ederseniz. Onu yapmama müsaade ederseniz. Bakınız, temiz kalite diyoruz ya, hiç kimsenin tarafında değiliz. Sözlerimin başında ifade etmiş olduğum gibi hiçbir siyasetin ne uzağındayız ne yakındayız. Hiçbir siyasi partiyle direkt indirekt bağ kurmuyoruz bu çalışmaları yaparken kalite emniği olarak. Ama son sözü kendi bir sözümle beraber Mustafa Karaman olarak size söylemek istiyorum. Bu ülkeye kimden fayda gelmez biliyor musunuz? Bu ülkeye kuru milliyetçilerden, sulu ulusalcılardan, siyasal İslamcılardan fayda gelmez. Bu ülkeye, bu ülkenin ve kendi milli duyun o insanlara ihtiyacımız var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ahşap Diyar olarak çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kalite Birliği'ne verecek olduğunuz destekten dolayı da şu anda da teşekkür ediyorum. Dışarıda misafirlerim var. Bir yarım saat, 45 dakika demişti bana Sayın Kalapat. Bundan dolayı çok özür dileyerek ayrılmak durumundayım. Hepinize saygıyla teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, hocama bir söz vermek istiyorum Mustafa Bey. O da sizi... Trabzon'da olduğunuzu hissettim. Doğru muyum? Trabzonluyum, Arsinliyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi... Trabzon'da kim... mısınız? Hayır, ben Bursa'dayım. Şu anda Bursa'da mısınız? Şu anda Bursa'dayım. Trabzonluyum, Arsinliyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezunum. 1991 yılından beri de Türk Standart Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Güzel. Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü olarak Uludağ Üniversitesi ile yaptığınız çalışmaların aynısını Karadeniz Teknik Üniversitesi ile de sürdürmeniz konusunda ricada bulunmak istiyorum. Hocam biz zannediyorum pandemiden önce 2 veya 3 yıl önce biz KTÜ'de... Mustafa Bey söyledi. Tekrarlarız. Bir konferans verdik. Bizim Uludağ Üniversitesi'ndeki onursal başkanımız, aslında başkanımız hep o da, biz ona film fırınlar çevirdik, ona onursal başkan yaptık işleri yoğun diye. Aslında gene başkanımız bizim Erkan hocamızdı. Biz Erkan hocamızı da çok severiz. Erkan hocamızla beraber bizim bir konferansımız var. Üçüncü göz istatistik yöntemine kendini arayan kaliteli insan konferansı. Onu biz KTÜ'de 3 sene, 4 sene önce verdik. Çok da büyük bir şey oldu. Bunları ücretsiz ve sertifikalı veriyoruz bu konferansa. Ben bunları da söylemedim. Sayın Kalafat bana kaliteli bir internet demedim. Bizim Türkiye'de genelinde bugüne kadar 220 tane ücretsiz konferans verdik. Biz gitmiş olduğumuz konferanslarda bizim konferans ücretimiz şudur demeyiz. Biz ulaşım iaşe ücretlerini kendimiz karşılarız. Sadece Sayın Kalaycıoğlu, yanlış anlaşılma olmasın,
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde konferansa geldiğimiz için arkadaşlar bize bir ücret ödememişti. Çünkü bizim talebimiz olmamıştı. Biz onların YouTube hiçbir yemeğini... dile getirmedim. Hiçbir yemeğini yememişizdir. Sadece bu üniversitenin bir oteli var girişte. Koru. Koru Otel'de kaldık. Konaklamamızı rica ettiler bize. Biz de o tamam. Üniversitenin oteli olduğu için orada kaldık. Ama dışarıdan bir otel olsaydı paramızı da kendi cebimizde yemedik. Böyle de bir anlayışımız var. Bunu söyleyeyim ama seve seve bu talebinizi yönetim kurulumuza getirdim. Biz KTÜ'de böyle bir talebe asla duyarsız kalmayız. Sayın Kalafat, cep telefonunuzu bana verir veya benimki size versin. Yarın iletişim yapalım. Hemen çok şey yaparız. Biz program yaparız. Çok seve seve bu çalışmayı siz de yürütürüz. Memnun oluruz. Çok sevinirim. Ben de Hasan Aksu, Ankara'daki Hasan Aksu'nun hocasıyım. Hasan Aksu bizim de çok kaliteli, çok değerli bir mesai arkadaşımızdır. Hasan'ı da çok severiz. Sizin branşınız ne hocam? Orman Endüstri Mühendisiyim ben. He, Hasan da Orman Endüstri Mühendisi. Çok güzel. O zaman Hasan da şey yapar, destek olur. Biz gerekli desteği veririz hocam. Orada çok sevinirim. Çok hepinize öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Sonra Türk standartlarına şahına saygılarımı sunuyorum ama Sayın Kalapat, benden daha donanımlı, benden daha bilgili, benden daha nezaketli ve bunun altını samimiyet çiziyorum, benden daha kaliteli bir konuğunuz var orada, Mehmet Uğur Özdemir. Ona benim söyleyebilecek olduğum ve bana sorabilecek olduğum tüm soruları sorabilirsiniz. Kaldı ki Mustafa Ekin de orada, benim çok değerli, çok sevdiğim mesai arkadaşım. Onların ikisine her şeyi sorabilirsiniz. Onların söylediği her sözün kefiliyim, sahibiyim ve sorumluluğu da üzerime alacak kadar da onlara güvenirim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkan, İyi niyetlerle. Bu akşamki toplantımızı tamamlıyoruz. Bir sonrasında Erkan hocamı da inşallah misafir edeceğimiz bir toplantıda tekrar yine konuları masaya yatıralım istiyoruz. Hay Erkan hocam şu anda tatilde, cuma günü dönecek. Biliyorum, takip ediyorum. Görüşeceğim size. Ben bilgisi var, bilgi verdim kendisine. Çok da memnun oldu. Görüşeceğiz. Cumartesi beraber olacağız. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizleri, misafirlerinize de selamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.